Mart ayı geldiğinde hayat yeniden canlanır. Toros dağlarında, Çukurova'da. Çiçekler açar, böcekler boy gösterir ve hayatın bu canlılığı her yere yansır. Çukurova bir baştan bir başa bolluk ve bereket diyarıdır. Yağan yağmurlar, yeşeren tohumlar ve dağlardaki kuşların, çiçeklerin görüntüsü bambaşka duygular yaşatır. Kozan Dağları'nda çiçekler açarsa o güzellikler ortaya çıkar. Kozan Dağları filmini izliyoruz ve programa başlıyoruz. Mart ayı içerisinde Adana'daki yoğun çalışmalarımdan bir ara Kozan, Feke, Sahip Bey'le gitmem gerekti. Arabamla yola çıktım. Adana'dan sonra Sarışam, daha sonra Kozan ve Kozan Dağları'ndan giderken bambaşka duygular sardı. Evet, hem doğa canlanırken hem de Kozan Dağları'nın o güzel görüntüsüyle yol alırken bambaşka duygularla o coğrafyaya baktım. Arkadaşlar, arşivimizdeki fotoğraf ekrana gelsin. Çukurova kuzeyindeki uzayıp giden Toros Dağları. Dağların eteklerindeki Kozan şehri, sonra Kilken Barajı, daha yukarıda Feke ve dağların arasındaki Sayın Beyli bambaşkaydı 2015 yılı Mart ayında. Yolda giderken Kilken Barajı'na baktım, duygulandım. Ancak Kozan'ı, Kozan Dağları'nı en güzel anlatan bir türkü kulaklarımı çınlattı. İmami'nin sesinden Kozan Güzeli türküsünü dinlerken hep hayallerim o coğrafyada canlandı. Evet, Kozan Güzeli türküsünü dinliyoruz ve Kozan Dağları'ndaki yaşanan insanların aşklarını, sevgilerini ve oranın güzelliklerini hatırlıyoruz. Kozan Güzeli türküsü orayı anlatıyor. Çektiyordum. O kibriklerini taktı sineme, benim ardı sıra çektiyordum. Çektiyordum. Ezelde deli gönlüm ezeli, böyle mi olur da
şu Kozan'ın güzeli, canım güzeli. Sandım kara yılan aktı yürüdü, aktı yürüdü. Omuzdan aşağı çifte belikler. Sandım kara yılan aktı yürüdü, aktı yürüdü. Ömrümün bağları döktü gazeli, döktü gazeli. Nene dalı şu Kozan'ın güzeli, canım güzeli. Dağlara ve ovaya, her yere yağmur bol miktarda yağdı. Buğdaylar, tarım ürünleri oldukça güzel görülüyor. Eğer bir afet, bir felaket olmazsa, 2015 yılı yaz aylarında Çukurova'da çiftçilerin yüzü güleceğe benziyor. Kozan'dan yukarıya dağlara giderken gördüğüm manzara bambaşkaydı. Hani bir söz var derler ya, Kozan Dağı çatal matal arasında arslan yatar. Kozan Dağları'nın giriş yerinde, Kozan şehrinden ileride masmavi suların olduğu Kilken Barajı'na vardığımda etrafa baktım. Göl suları kabarmış, çiçekler açmıştı ve etraftaki dağlar çok güzel görüküyordu. O an elimdeki fotoğraf makinesiyle fotoğraf çektim, film çektim. Kilken Barajı ve dağlar olağanca güzelliğiyle etrafa hoş bir manzara gösteriyordu. Kilken Barajı'nı izleyelim ve oradan yukarıya arabamızla yol alalım. Bir adım sonra Feke, daha sonra Sayın Bey'le gitmemiz gerekiyor. Evet, Kilken Barajı olağanca güzelliğiyle filme yansıyor. Kilken Barajı.
Kilken Barajı'ndan ileride Horzum Yaylası, sonra diğer yaylalar, yolların kıvrım kıvrım dağlardan vadilere doğru uzanması ve en yukarılarda Akkaya. Akkaya, Mart içerisinde derin rüzgarlar esiyordu ancak dağlar ve vadiler olanca güzelliğiyle etrafa gülümsüyordu. Akkaya bambaşkaydı Mart ayının sonları 2015 tarihinde. Akkaya'dan karşımdaki dağlara, vadilere, yaylara baktım. Akkaya, evet, o güzel görüntüsüyle filme yansıyor. Arkadaşlar, Akkaya filmini izleyelim. Bakınız, oranın güzelliği bambaşkaydı ve o güzellik bize gülümsüyordu. Akkaya filmi. Bu dağlardan kimler geldi, kimler geçti? Tarih boyunca Çukurova'ya gelen kervanlar dağlardan giderek önce Kozan şehrine, sonra Fethiye'ye, sonra Sayınbeyli'ye ulaşıyor. Daha yukarıda Sarız ve Kayseri'ye gidiyor idi. Bu bahsettiğim olay bin yılların hikayesi. 1700'lü yılların başlarında dağlık bölgeye Kozanoğulları, Türkmen beyleri hakim oldular. Yolları kestiler. Belenköy'de onların merkezi vardı. Gelen geçen kervandan vergi aldılar, haraç aldılar. Öyle bir an geldi ki Osmanlı'nın valisine, memurlarına kafa tuttular. O dağlık bölgede bir beylik kurdular. Kozanoğulları Beyliği adı altında. Beyliğin merkezi Fethiye'nin Belenköy kasabasıydı. O kasaba bir vadinin içindeydi. Gelen geçen kervan oradan gidiyordu. Ve kervanlardan da Kozanoğulları vergi alıyordu. Kozanoğulları'nın 500'e yakın farsaklardan askeri vardı. Diyelim ki 500'de avşar ve diğerlerden askeri olsun. Bir kavga vakti olduğunda veya Adana valisi oraya doğru geldiğinde Kozanoğlu davul çaldırdığı zaman ilk anda 1000 tane kavga yapacak, silah kullanacak askeri olabiliyordu. Kozanoğulları adım adım bölgeye hakim oldular ve orada yaklaşık 150 yıl gibi uzunca bir zaman beylik kurdular. Öyle bir an geldi ki Kozanoğulları padişaha vergi vermiyor, asker de vermiyor, devlet kuracak seviyeye geldiler. 1865 yılında padişah ordu gönderdi. Kozanoğlu beylerini İstanbul'a sürdü, farklı yerlere sürdü ve oraya hakim oldu. Kozan dağları bambaşkaydı. Gelen geçen kervanlar, kavgalar, Osmanlı, Kozanoğlu beyleri, o günlerin gerçekleri unutuldu gitti. Ancak İmami sazının tellerine dokunduğunda Kozan Dağı türküsüyle bizi o günlere götürüyor. Evet arkadaşlar, izliyoruz İmami'den Kozan Dağı türküsü.
ferah gözleyi gözleyi. Kozan Dağları'nı, Yörükleri, Türkmenleri, köylüleri, oradaki insanları en güzel anlatan imami aramızda değil. Onun güzel sesinden söylediği türkülerse filme alınmış, kayda alınmış ve onun türküleri kulaklarımızı çınlatmaya devam ediyor. İmami kardeşim, Allah mekanı cennet etsin, nur içinde yat. Sen benim iyi bir dostumdun, arkadaşımdın. Senin ömrün o kadardı ancak senin türkülerin kıyamete kadar yaşayacak diye düşünüyorum. Sana saygılar sunuyorum Sayın İmami. Bu duygularla ilerliyoruz Fethiye'den Sayın Beyli'ye doğru. Doğa uyanıyordu Mart 2015 tarihi sonlarında. Her şey çok güzeldi. Fethiye içinden geçen Seyhan Nehri'nin kolları o kadar coşkuluydu ki, çünkü bu sene dağlara çok kar yağmış, yağmur yağmış ve oradaki Seyhan Nehri'nin kolları olan Aksu ve diğer nehirler coşkuyla akmaya devam ediyordu. Ve biz çektiğimiz fotoğraflarla tarih yolculuğuna devam ediyoruz arkadaşlar. Arşivimizdeki en son geldiğimiz fotoğrafı görelim. Evet, o fotoğrafın hikayesini anlatmaya devam edelim. Karşımızda Fethiye'ye yaklaşırken çektiğimiz Akkaya'nın görüntüsü. Yüksek dağlar ve eteğindeki o ormanların görüntüsü. Bu görüntüye bakaraktan gidiyoruz Sayın Beyli'ye. Dağlar o kadar yüksek ki, bu dağların aşağısında derin vadide adeta aksu kütülerek akıyor. O ırmağa baktığımda suları çamurlu akıyordu çünkü bol miktar yağmurlar yağmıştı. Nehrin suları çok boldu. Dağların eteklerinden her yerden sular irili ufaklı şelale şeklinde akmaya devam ediyordu. Sayın Beyli yaklaşırken Fethiye'den ilerideki o büyük dağların ve vadinin olduğu yerin fotoğrafı böyleydi. Bir başka fotoğrafa hemen geçtiğimizde görüyorsunuz aşağılarda çam ağaçları ve onun arkasında yüksek dağlar. Dağlar o kadar yüksek ki üzerine çıkan bir insan paraşütle atlasa süzüle süzüle aşağı doğru gelir. Yamaç paraşütü çok iyi yapılabilir. Doğa güzelliği bu kadar insanı cezbediyor. Yazın sıcak günlerinde Fethiye'nin yaylalarında ve çevrede yaşamak insana o kadar büyük huzur verir ki. O coğrafyanın Mart ayı içerisindeki görüntüsü böyleydi. Sonra yol almaya devam ettik çünkü sabahın erken saatlerinde Sayın Beyli'ye varmam ve orada Çanakkale konusunda konferans vermem gerekiyordu. Evet, bir başka görüntüye geçelim arkadaşlar. Sayın Beyli diye bildiğimiz o şehrin durumu bu halde görülüyor gökyüzü fotoğrafında.